Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Yaşanan bambaşka bir mevsimdi artık. Kavminin ateşi attığı, ancak Yüce Allah'ın kudretiyle ateşin dokunmadığı Hazreti İbrahim evlenmiş, karısı Sare Hatun'la birlikte günlerini Allah adına çalışmak ve ona ibadet etmekle geçirir olmuşlardı. Her ikisi de yaşlandığı halde çocukları yoktu. Her şeye kadir olan Allah'ın takdiri demişler, kabullenmişlerdi bu durumu. Ancak Sare Hatun, Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'le evlenmesini ve ondan bir çocuğu olmasını istiyordu. Hazreti İbrahim ise Hacer'den olacak bir çocuğun Sare Hatun'da kıskançlığa neden olmasından çekiniyordu. Ama Sare Hatun'un samimi ısrarlarına dayanamayıp Hacer'le evlendi. Bir zaman sonra da Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geldi. Günler akıyor, zaman geçiyordu. Şeytanın kıskançlığı gelip Sare Hatun'un yüreğine çöreklenmişti. İstemem dedi. Çocuğu da anasını da bu evde istemem. Ya onlar kalır ya da ben diyerek kestirip attı. Hazreti İbrahim ne yaptıysa da kırılmadı Sare Hatun'un inadı. Hazreti İbrahim Hacer'i ve oğlu İsmail'i alarak bugün Kabe'nin olduğu yere götürdü. Bir çadır kurduktan sonra dizlerinin üstüne çöküp dilinden dökülen Rabbimiz, ben çocuklarımdan kimini namaz kılabilmeleri için senin kutsal evinin yanında ziraata elverişsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları ürünlerle rızıklandır duasıyla Yüce Allah'a emanet etti. Hacer'le İsmail'in yanlarındaki su birkaç gün sonra tükendi. Sütü de kesilmişti Hacer'in. İsmail açtı. İsmail susuzdu. Hacer ne yapacağını bilmez bir halde, yeryüzünü kavuran güneşin altında, Safa ve Merve tepelerinin arasında 7 defa gidip geldi ama her yan alev alev yanıyordu. Çaresiz döndü çadıra Hacer. Eli ayağı tutmaz olmuş, takati tükenmişti. Öldü sanıyordu İsmail. Çadırı araladığında keyifle gülen İsmail karşıladı onu. Hemen yanında da her şeyi bilen ve yaradan Allah'ın inayetiyle yerden çıkan zemzem suyu çağaldıyordu. Hacer suyun üzerine atıldı ve kana kana içti. Sonra da oğlu İsmail'i bağrına basıp gözyaşları içinde ''Sana şükürler olsun ey Rabbim, yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isterim.'' diyerek şükretti Yüce Allah'a. Geçen kervanlar bu kutlu olaydan ötürü konaklamaya başladılar Hacer'in çadırı etrafında ve ''Bu bebek mübarek bir insan olacak.'' dediler. Hazreti İbrahim'in duasını Yüce Allah kabul etmiş, insanların gönüllerini İsmail'e meyletmişti. Bir zaman sonra Hazreti İbrahim içinde yanan hasret ateşiyle oğlunu ve karısını görmeye geri döndü. Bir çadır beklerken yüzlerce çadırla karşılaştı Hazreti İbrahim. Karısı ve oğlunu buldu kalabalıkta, bastı onları bağrına ve gözyaşları içinde şükretti Yüce Allah'a. Artık her yıl geliyordu Hazreti İbrahim oğlunu, karısını görmeye ve bu mübarek yerde namaz kılmaya. İsmail de büyümüş, güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Babasıyla birlikte Allah için namaz kılıyor, bir olan Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'e bir gece rüyasında bir ses, ''Ey İbrahim, Allah oğlunu kurban etmeni emrediyor.'' diye seslendi. Korkuyla uyandı İbrahim aleyhisselam. ''Ey Rabbim, eğer oğlumu kurban etmemi istiyorsan, şüphesiz ki emrini yerine getiririm.'' dedi. İsmail'in çadırına gitti. Beraberce çıktılar çadırdan ve çocuk kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca, ''Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?'' dedi.
Ey babacığım, neyle emrolundunsa yap. Allah dilerse sabredenlerden olduğumu göreceksin dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, oğlunu bir kayanın üstüne yüzüstü yatırdı. Ey Rabbim, emrini yerine getiriyorum dedi. Bıçağı indirmek üzereyken bir ses duydu. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Hazreti İbrahim aleyhisselam hemen yanı başında bir melek, meleğin elinde de büyük bir koç gördü. İbrahim'in yerine bu koçu kurban etti Yüce Allah'a. Ve her şeye kadir olan Rabbin bu büyük lütfundan ötürü oğluyla birlikte şükür namazı kıldı. O günden sonra da bütün müminler Yaradan ve Bağışlayan Allah'ın adıyla Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Yüce Allah'a olan şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başladı.